Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tabi bugün kanalıma hoş geldiniz dememem gerekiyor. Bu önlükte ne işin var? Mutfakta ne işin var? Hadi sen her hafta yemek çekeceğiz böyle. Bana bulaşma. Bu sefer şaka yapmak için, annemi trollemek için falan değil. Ben yani yıkadım arkadaşlar. Çocuğum boşma, bir mangal, dört biberi ya. Şar. Gel kaç bir. Annemle beraber anamın mutfağında yemek yapmaya geldik. Değişiklik yapıyoruz artık. Sizin isteğinize göre bu şekilde haftalık yemek videoları da çekebiliriz. Annemin diliyle, annemin tarzıyla. Anacığım, bize böyle ne yapacaksın? Dolma yapacağız oğlum, nasip olursa. Yaprak sarmasın. Ha. Sen eve git, bir yere yıka gel be. Yakın duruyorum çok. Hadi git bir yere yıka desin. Önce malzemeleri sayalım. Ha. Ne lazım? Sarma yapmak için ne lazım? Domates. Tamam. Biber, yeşil biber içine. Tamam. Bol soğan, sarımsak, maydanoz, dereotu, nane, kimyon, karabiber. Haftaya ne yapacağız? Yeşil fasulye yapalım içi, dile küle yiyelim. Valla haftaya da kuru fasulye pilav yapalım mı? Arkadaşlar haftaya hangi yemek yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Umurum. Artık annemle yemekler. Şu an içini mi hazırlıyoruz annem? He. O sarımsağı soğan. Ama sen çok agresif oluyorsun mutfakta ya. Oğlum. Saçın kabak. Sarımsak kötü kokuyor. Hemen öyle yanımda. Kafama şapka taksaydım ben. Bir dahakine öyle yapalım o zaman. Eldivenimiz yok. Pis, hijyenik bir mutfak değil burası aslında. Bana da elini yıkatıyorsun. Mutfakta hep sana bu zamana kadar muzurluk et. Artık böyle yemek videoları çekiyor. Ben elleme. Ben size bana bulaşım. Ben bir şey çektim. Arkadaşlar yemin ederim annemi zorla ikna ettim. Yani. Bu da nanesi. Keşke dedim. Hani keşke ikna etmeye çalışırken ki halimi görseniz, o halimi videoyu çekseydi yemin ederim öyle daha güzel olurdu. Sen oğlum, sen normalde mutfağa gelişinden korkmuyor zaten. Bu yemeği tam bitirdiğimiz, içine tükürsen. Evet, boş laf etme oğlum, demin dedim boş laf etme çocuğum. Akıllan gari. Yani sen gibi senin üstüne çocuğundu. Ne zamana kadar lakla geçeceğim? Valla bilmiyorum da böyle güzel geldi keyifli. İyi olur. Bir şey diyeceğim. Ekmek elden su gölden oldu mu iyi olur. Bir şey diyeceğim. Diyelim Allah'ın izniyle işte sallıyorum 5-6 sene sonra, 3-5 sene sonra neyse ben evlendim. Bunu gerçek soruyorum bak. Ben evlendim. Alt katta da bir sen oturuyorsun, burada da ben oturuyorum. Hep beraber yaşıyoruz. Bir gün eve ben ağlayarak geldim. Ne oldu oğlum söyleyemiyorum. Erkek ağlar mı? Erkek adam ağlar tabii. Ağlamaz. Ağlar. O zaman ağladım ben seni acizsin derim kendime. Dinle bir. Ağlayarak geldim. Şöyle oldu, böyle oldu. Oğlum söyle ne oldu? Yok anne anlatamayacağım, edemeyeceğim. Bir söylüyorum sana, gar beni dövmüş. Vallahi onu bana hiç bana dedi ki de benim kadın. Arada bir dayak yiyip de sen kukla mısın? Ne? Bana hiç demeden git de camın içinde ağla. Git de camın içinde ağla, öyle bir şey oldu ki kesinlikle yanıma gelme. Tamam bir şey soruyorum sana. İşte sigara içmemesi, içenleri falan sevmiyorsun ya. Ha. Benim garı sigara içiyor mesela, sallıyoruz. İçebilir. Zaten içebilir, ona karışmıyorsun. Bir gün akşam habersiz bize misafirliğe geldiğimiz, biz de gariyle oturuyoruz. Kapıyı bir açtın, mutfağa, odaya bir girdin bizim salona. Bu da kimyon. Tamam. Misafir odasına bir girdin, biz gariyle ot içiyoruz. Ne derim biliyor musun? Tuz sizi adı köpekler derim, tuz sizi adı köpekler derim. Kapıyı çarpar da gider var mı? Ne haliniz varsa buyurun. Bir daha ne diyeceğim, cenazene ne cenazene? Ocağa koyduk. Ha. Üstüne bulgur ekleyeceğiz. Burada kavruklayacağız. Tamam. Ben bu pirincin üstünden içine azıcık tükürsem. Oğlum esimsi laf etme çocuğum. Etme Mehmet'im. Akıllan var ya. Hadi sen her hafta yemek çekeceğiz böyle. Bana bulaşma. Yetti. Valla abi hiç istemedim. Mutfağa gelip böyle bir şey yapmam. Yanımda durmam bile istemiyor. Şu an zorla buradayım. Olabilecek her şeye açayım şu an. Kendimi kabul ettim. Hazırım. Ne kadar bekliyoruz? Yarım saat mi? Aç duralım bakalım. Göklerde kartal gibiydim. Ben bu işten keyif aldım ha. O zaman sen arlığa mı bahsediyorsun? Niye anne? Aşçılar erkek değil mi? Tamam erkek de. Senin hırlı bir işin yok oğlum. Ya bir yer kırıyorsun ya bir yer döküyor. Gene aşçılık mesleği aşçılık. Kötü mü aşçılık? İnna sabirin. İnna sabirin. Arkadaşlar şimdi annemin bana göstermiş olduğu biber dolmasını, yani önce biber şu anda bu dolma değil, sağır mısınız? Bunu öncelikle oyuyorum değil mi anne? Böyle oyacağım. Oy bak. Ağzı gelmedi bu yüzden çok oy. Oyduğumu farz ediyorum. Anne bu çok fazla mı oyuldu bakar mısın? Anne? Anne?
Ben oğlum bir şey var, oğlum bir şey. Güzelce koy oraya, hık deyip oturma. Anne! Karı olsaymış var ya, yemin edeyim her dalda oynayacağım. Anne! Kaklet! Annemin bana vermiş olduğu biberleri şu anda oydum. Hande Bey'den ve Ramazan Bey'den bu akşamki dolmalar için 10 puan bekliyorum. Bu arkadaşlar şimdi Ramazan Bey geçen haftalarda bana 7 puan vermiş, 4 puan vermiş. Harbiden yani ben patates kızartması yaptım. Bu çok kendime özgün bir şey, Türk mutfağı. Patates kızartması yaptım. Ben yani iyi kadar gel ben. Yani çocuğum boşla benim mal gel, 4 biberi ya. Ana şar gel kaç bin. Hani yok mu çiçek miçek, yapıştır içek anne. Akıl versin güzel Allah'ım. Başka bir şey demiyorum. Bana Allah akıl versin. Ya zaten ben dolmamın sarılışını beğenmezler de tadını beğenirler. İncecik saramam da. Böyle. Sen de biber doldur. Ben bir sarmayı denesem. Dene. Şuna bir şey yapacağım. İyi. En azından ilk deneme için bence gayet başarılı. Bu güzel mi? Güzel ya. Millet soruyor işte oğlan sana yaramazlık ettiriyor, şey ettiriyor falan diye. Yani bir pişmanlık duyuyorum. Bak geldim burada mutfakta. Başkasının çocuğu olsaydı. Yani çok konuşuyorum oğlum. Lak edin kafam götürmeyeyim. Ben 15 yıl değilim. Hani başkasının çocuğu olsa mesela mutfağa girer. Ben seninle vakit geçirmekten keyif aldığım için böyleyim. Giriyorum da oğlum çok konuşuyorum. Arkadaşlar mesela ben Antalya'dayım şu an. Biz Antalya'dayız. Gerçekten burası eğlenmek için, gezmek için harika bir şehir ve sanırım trafik sıkıntısı. İstediğin zaman dışarıya geziyorsun. Trafik sıkıntısı hiçbir şey yok. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, takılıyorum, eğleniyorum. Gece dışarıya çıkıyorum, mekanlara gidiyorum. Şunu da koyabilirsin içine öyle, kokularına böyle. Mekanlara falan gidiyorum, geziyorum ama yemin ederim annem ve babamla geçirdiğim vakitte eğlendiğim kadar hiçbir yerde. Hadi bari be. Hiçbir yerde eğlenmiyorum. Gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Annem ve babam. Eğlenirsin ne var, her şey ona geliyor. Bana anne babadan çok abi kardeş gibiler, abi abla gibiler. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım yokluklarını göstermez. Kenarlar açılıyor ya. Kenarları bir kucağım. Gene de iyi ettin. Benim yapmadığım halde. Sen biber doldursan mı karşın? Tamam. Havanın bizi kızdı birazcık. Tamam sen sar. Anacım sen sar, ben hoş olurum. Hadi bize bir anını anla. Fıkra anla. Bir şeyler anla. Konuş. Seni dinlemek. Fıkra bir şeyle. Hiç unutma. Biz bu anı dinlerden dedik. Bir tane bisikletimiz vardı. Bisiklet. He. Bisiklet. He. Dağdan yeri carladıydım. Babam çalışıyordu. Tarla mı? Ben de orada bamya topluma giderim. O zaman abamla sen küçük. Evet. Fıkra değil bu, anı. Anı işte. Evet. Geçmişim. Burada her gün gelin bamya toplardım. Bir kilo bamya çıkayım, bir kilo bamya çıkayım. Bu an beşte çıkar gelirdim. Hadi giderdik. Bana bakın dedim ben de bisiklet şey, benzin yakıyorsan dedim. Bana dedim yine valla bu. Bana dedim Osman, ben dedim bamya yedim sabah sen gelme bu toplar geleceğim dedim. Bizim bamya dedim ben benzin parasını kurtarma. İki kilo şeye çıkıyor. Daha doğuracın yanına satmaya gidiyorum. Karayüz vardı o zaman. Sen bisikleti benzinli mi sanıyorsun? He, benzinli sanıyorum. Bamyası çıkıyor ya. Bamyayı satsan aynı benzin parasını benzin, karşılayacak benzin demiş. Parasını karşılayacak anca dedim ben. Babam dedi hayır konuşuyordu karşım. Benzin yapma bisikleti. Ben ağır geliyor dedim ben. Ayağına geliyor. Patelleyip geliyor diye. Anne oğlum vallahi yedim. Ben onu ara bir sevindim. Hani benzin yapmaydı öyle geliyor diye var. Vay bunu iyi sardım ha. Hani? Yılan ke. Ay anam maşallah. Yılan ke. İçinde varmış hayvan sen mi? Ben Mehmet'im. Mutfağa da girdi gari çocuk. Getirelim. Hani öyle kellen bir silkelerim. Ben oğlum kelle diye botuma yettim. Aşım oldu koyalım oraya bir ateşe koyalım da bitsin. Arkadaşlar hani hep soruluyor, bunları cevapladım zaten diğer videolarda da. Nasıl ailenle iyi anlaşıyorsunuz cevabı. Yani benim görüşüm sadece saygılı olmak abi. Başka hiçbir şey değil. Rahat. Ya, önemli olun o zaten. Saygılı olun gerisi gelir. Yani bu... İyi dil var ya. Dilim, yani bu... İlhan dilinden çıkarır mı? Tabii ki de benim iyi anlaşmamın en büyük nedenleri annenle babamın bu kadar mükemmel insan olmaları. Yani anamın yeri başka ya. Anamın yeri başka. Bak şimdi annemi nasıl sinirlendiriyor. Anne benim odam nasıl? Bana sormaya hiç gerek yok. Git de bu. Zaten sen karıdan birileri de boşansan o da pisliğin yüzünden boşanırsın.
Gari onu bilerek sağır evlenir. Ben gittim mi diyeceksin zaten, ilk işin onu diyeceksin. Kızım böyle böyle diyeceksin. Atletin yanında şortu da vardır, tişörtü de vardır, kazağı da vardır, ceket de vardır dedim. Hepsi ayrı ayrı olacak diye bir şey yok. İçinden seçer ceket, seçer çıkar çarşamba pazarı. O ceketini yazıyorsun, bu dolmanın da adı burada. İki dilim de limon. Kısık ateşte pişir. Şöyle yapacağım, tamam. Şimdi yemeğimiz ocağa verilmeye hazır. Buyurun. Kısık ateşte pişecek oğlum. Su ver tas bardağına. Kaç bardak? Bir sen de. Suda mı koyacağız? Oğlum su koymak da buharından mı pişecek bulgur? Ne bileyim ben soruyorum ana, ne kızıyorsun her şeye? Bardak tari. Bulgur buharından mı pişecek hali yok ha? Bu elinden gelse bıçağı dayayacak sırtıma ya. O derecede kız sordum soruyu değilim ver. E bilsem sorar mıyım? İşte hazır ye işte birazdan ha. Hazır mı? Ha. Akşam yiyelim daha. Akşam yiyelim daha nasip olsun. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Anneme ayrı ayrı teşekkür ederim. Zorla da olsa bana burada eşlik etti. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ara ara böyle yemek videoları da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi oğlum var. Hadi aralaş çocuklar. Hadi aralaş. Aralaş gayet. Aralaş ne demek? Git yanımdan git demek. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.